Yazsam çıkar. Çıktı vallahi bak. Hatırlıyor musunuz bunu? Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. Abi bunu din, bak bilmeyenler varsa bir daha din. Bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. Siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? Ben avukatımla konuşacaktım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı ile görüşüyorsunuz, sosyal hizmetler uzmanı. Avukat değilim ben, Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Isı, Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım zigaradan. Ondan sonra üstüne zigarada çalıştım. Hatice Hanım, ben sizi anlamakta zorlanıyorum, yavaş konuşun. 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Bir saniye beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Arkadaşlar kafayı yakmaya hazır olun. Ben çalabilir miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Ondan sonra 2004'te... Benim sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra 94'te biliyor musun? Ya böyle hayatı siktir ettiğin bir an vardır ya böyle. Her şeyi siktir eder ve sadece durursun. Sessiz kalırsın. İşte bak bakış bu, bakışa bak. 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada çocuk ondan sonra oldu. Burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Tamamen. Telefonun sesini ben kapattım. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Ben hadi yavrum. Delimini okumadın mı az önce? Katılımlar mülakata mı reis? Lan Delimine burada mısın? Şşş, deli. Burada değil galiba, gitmiştir. Artist YouTuber değil mi? Ondan sonra ben 1994'te benim... işe girdim ya 3 sene. Ben hiç... Arada. Ondan sonra 2004'te, ondan sonra orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığı... Lan günahını aldım ya. Kardeşim, yapacağım mı RP sende? Var mı bir tane boks makinamız? Server'a koyalım mı? Şey çekeriz, video çekeriz. Bozmuşsun zaten o makine. Yumruğu attım. Seni geçecektim de. Arkadan ayarladım mı? Ne yaptın onu? Montajer verelim abi. O da YouTuber. YouTuber olurum sonra da. Sen YouTuber rolü yap. Bak denizimiz var. Bir tane gemiyi patlatırız. Dibe çöker o. Dalarsın amına koyayım. Ben de köşede tarantula falan videosu çekerim. Temiz. Seviyorum ya seni valla. Ne yaptın nikahta? O da sana... Daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Hatice Hanım, böyle konuşursanız. Olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım, böyle konuşursanız ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Mesela, bir daha edeyim, olur mu? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz bir 90... saniye bekleyeyim, kapatın telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Tamam. 91'de işe başladınız. 91'de işe başladınız. Evet deyin, tamam bitti. Lütfen ama yani. Sizi hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. 91'de işe başladınız. 3 sene çalıştım 94'te. Bir saniye nefes alın. Çıkış geldi. Ondan sonra fabrika kağıt veren olmadı. Şimdi burada da bir doğum yaptım. Hatice Hanım. Şu anda beni, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun, bir daha konuşun. Hepsini makinalı tüfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Tamam, bitti. 94'ten bitti. Lütfen. 94'ten sonra ne yaptınız? Burada da sinirler bozuluyor abi. 94'ten sonra ne yaptınız? 94'te 3 sene çalıştım işte. Hiç bir şey gelmedi. Bazen de rente kağıtları geliyor Almanya şeyinden. Benim size tavsiyem. Siz en yakınınızda... 58 yaşında işte. Şimdi 58 yaşındayım. Ben kapatayım dinliyorum. Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben kapatayım dinliyorum. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Çünkü anlam yok. Peki, iyi günler efendim. Şimdi bir, çok özür diliyorum tüm izleyicilerim.